Merhaba. Ara verdiğimiz video sohbetlere geri döndüm. İlk olarak uzun zamandır baskısı olmayan Tarık Dursun K. romanlarına yeniden kavuştuk ve ben de bir Tarık Dursun K. romanı okudum. İtaki yayınlarına geçti ve hepsi birden eserlerini yayınlanıyor. Çok güzel kapaklarla yayınlanıyor. Ben de ilk olarak Kurşun Ata Ata Biter'i okudum. Bu arada ben Tarık Dursun K. niçin daha önce okumadım? Evimde niye hiç kitabı yoktu? Yani bu benim eksikliğim. Hani bu kadar Türk edebiyatı sevdiğim halde hiçbir fikrim yok ama aramayı kapatacağım. Kurşun Ata Ata Biter çok ilginç bir roman. Çünkü Tarık Dursun K'yı biz genelde Egeli bir yazar olarak biliyoruz. Daha çok Ege'yi anlattığını biliyoruz ama burada Suriye'ye komşu bir kaçakçı köyündeki olayları anlatıyor. Ve normalde hani yazarlar kendi hayatını, yani kendi coğrafyasını, kendi geçmişini, kendi köklerini daha iyi anlatır diye düşünürüz ama Tarık Dursun K. o kadar ustalıklı bir roman yazmış ki hiç yalpalamamış, hani hiç falso vermemiş mesela. Bakış açısı da zor çünkü, yani bir taraftan başka bir tarafa bakıyorsunuz ve çok zor bir zamanda yazmış. Yani 1982'de bitmiş bu roman. Yani 80 darbesinin üstünden geçtiği insanlardan birisi sonuçta Tarık Dursun K'da ve bu kadar cesur bir romanı yazması bence çok önemli. Aslında hani evet, Suriye'ye sınırdaki bir köydeki kaçakçılığı anlatıyor. Kaçakçılıkla hayatlarını idame ettiren insanları anlatıyor ama bir dostluk romanı. Şöyle de bir şey var. Tarık Dursun K Sınırda adında bir hikaye yazıyor. Hikayeleri de yayınlandı daha yeni. Sınırda hikayesi Kurşun Ata Ata Biter'in ilk bölümü. Hani bazen olur ya, kafanızda bitmez o. Yani o konu devam eder. Sanırım Tarık Dursun K da Sınırda'yı yazdıktan sonra bu konuyu kafasında bitirememiş ve bunu bir romana dönüştürmüş. Oldukça da güzel bir romana dönüştürmüş. Üç arkadaşın bir gece kaçağa çıkmasıyla başlıyor. İşte Tahir, Cevahir ve Üzer. Üzer en olgunları ve yaşı da en büyükleri. Çok uzun yıllardır dededen babadan zaten bu işi yapıyor. Yani romanın aslında bize söylemek istediği şeylerden bir tanesi bu. Yani bir kader olarak kaçakçılığı yaşıyor bu insanlar zaten orada. Ve neden bunu yaşamak zorundalar aslında? Biraz bunu da sorguluyor. Tahir maalesef daha ilk bölümde ve sınırda hikayesi de zaten bu. O yüzden spoiler değil. Mayına basıp hayatını kaybediyor. Üzer'le Cevahir devam etmek zorundalar. Başka şansları yok. Ama 1980'lere doğru yaklaşılıyor bu arada. Sağ sol çatışması, başka hesaplar, başka planlar tam olarak söylenmiyor tabii. Ne yer adı var ne de zaman belirtiliyor ama bunu anlayabiliyoruz. İşler değişiyor. Kaçakçılık işleri de değişmeye başlıyor. Ondan önce sadece eşya, sigara, şu buyken yani yabancı devletlerinde işin içine girmesiyle uyuşturucu ve silah kaçakçılığına doğru ilerliyor. İş çok daha büyüyor. Kasım Ağa var. Tabii ki her köy romanında olduğu gibi bir ağa figürü var ama çok kötü bir figür değil Kasım Ağa. Kasım Ağa boyundan büyük işlere kalkışmaya başlıyor ve Tahir'den sonra Cevahir'le Üzer'in ilk büyük kaçakçılık yapmaya çalıştıkları gün çatışma çıkıyor ve bu sefer de Cevahir bacağını kaybediyor. Kangren oluyor. Onun hastane süreci falan böyle çok güzel anlatılmış. Çok güzel, romanın çok tatlı yerlerinden biri. Ve Üzer bir arkadaşını kaybettikten, bir arkadaşının bacağını kaybettikten sonra artık Kasım Ağa'dan ayrılıp daha tehlikesiz bulduğu hayvan kaçakçılığına yönelmek istiyor. Şimdi Tarık Dursun K. bu romanda o kadar büyük bir araştırma yapmış ki, bu çok belli. Gerek ilk bölümde o Tahir'in mayına bastığı ve bunu fark edip kaldığı, yani hareketsiz kalıyor çünkü yerde. Üzerin onu kurtarmak için yaptıkları, toprağa kazması, şöyle yapması, böyle yapması, o atlar, yedek at nedir, yedek at nerede durur, neresinden geçersiniz, hepsi gözünüzün önünde canlanıyor. Koyun kaçakçılığında da işte Suriye'deki Ermeni köylerine koyunları gönderiyorlar ve
şeyde yani kurumuş nehir yatağının üzerine yorganlar atılıyor. Hayvanların kokuları onlara sinsin diye. Sonra o yorganlar toplanıyor. Sonra geçtikten sonra toprağa sirke dökülüyor ki toprak kabarsın ve izler kaybolsun. Ya bunların hepsi neredeyse hani diyebiliriz ki Tarık Dursunkan orada büyümüş ve bunların hepsini biliyor gibi geliyor bize. Çok doğal anlatmış çünkü. Hiçbir şekilde bakın ben bunları araştırdım, öğrendim. Şimdi de size öğretiyorum gibi bir didaktik tavır da yok. Aynen oradan birisi gibi anlatıyor. Ve evet işte Üzer kendini bu işten çekiyor. Cevahir'in Üzer bir abi gibi Cevahir'in kaderini değiştirmeye çalışıyor. Çünkü evet dedi ki kaderleri kaçakçı olmak ama bir bacağını kaybetmiş artık devam edemeyecek. Üzer bir yandan işte köylüler bir yandan Kasım Ağa da destek oluyor. Ve Cevahir'e bir bakkal dükkanı açıyorlar. Romanda iki de kadın karakter var. Bir tanesi Tahir'in dul kalan karısı Hediye ki kaçakçıların karısının dul kalması kadar doğal bir şey yok. Bu çok üstün yani çokça tekrar ediliyor. Gazel ise Üzer'in birlikte yaşadığı kadın Kasım Ağa'nın eski mallarından aslında. İşte o işleri bırakmış bir hayat kadını. Ve onlar da Cevahir'in bakkal dükkanı açması için çok destek oluyorlar. Ve bir yandan da Hediye ile Cevahir'in arasını yapıyorlar. Çünkü biri sakat kalmış, biri dul kalmış, ikisi de gencecik, çocuk yok ortada vesaire. Ve Hediye'yi bunu aslında en çok ikna eden ise kocası Tahir'in hayalet gibi gelip ona Cevahir'le evlenmesini aslında söylemesi oluyor. Yani bu romanın işte gerçeküstü taraflarından bazıları ama o bile çok tatlı anlatılmış. Yani Tahir'in gelmesi, tamam bir daha gelmeyeceğim demesi çünkü o her geldiğinde Hediye'nin ayarları bozuluyor. Ve çok farklı şey var. Şimdi okuyacağım bir bölüm var. Yani o kadar dokundu ki bu bana. Tahir bir ölü olarak topal kalmış eski arkadaşını kıskanıyor. Yani onun topallığını kıskanıyor çünkü kendisi de keşke topal kalsaydı en azından yaşıyor olurdu. Şöyle bir bölüm var. İşte Hediye bacağının birini kestiler diye Cevahir'den bahsediyor. Duydum diyor Tahir. Ben çok gördüm tek bacaklı insan diyor. Onlar ne olacak diyor bizim köyde şunlar vardı bunlar vardı diyor. Hediye diyor ki ölmediler ama değil mi diyor. Diyor ki Tahir bir bacağı yok diye insan niye ölsün? Ben olsam ben de ölmem. Ya bu o kadar böyle ince ama yaralayıcı bir cümle ki yani keşke bacaksız kalsaydım, tek bacağım olmasaydı ama yaşasaydım diyor. Çünkü Tahir'in ilk bölümde cesedinin paramparça olması çok detaylı anlatılıyor ve çok vurucu bir biçimde anlatılıyor. Yine benim romanda çok hoşuma giden detaylardan biri Gazel'in kurduğu hayal. Çünkü Gazel parasını biriktirmiş, hani tamam fahişelik yapmayı bırakmış. Ama en büyük hayali Küçükçekmece'ye gitmek. Yani çok komik. Mesela İstanbul için Küçükçekmece hayali bize garip geliyor yani. Ne bileyim Boğaz'ı hayal edersin falan. Sarayburnu'nu hayal edersin. Ama Küçükçekmece'deki hayali şu. Bir evde bir ev alıp bir pencereden göle, bir pencereden denize bakmak. Ve Üzer'le bu konuda tartışıyorlar. Çünkü Üzer inanmıyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Oysa Küçükçekmece'deki evler yani hem göle hem denize bakan evler hakikaten çok farklıdır. Gazel'in de böyle bir hayali var. Onu gerçekleştirmek istiyor. Yani politik tarafları olan bir roman, kaçakçılık gibi çok zor bir hayatı anlatan bir roman. Ama bir yandan da aslında böyle dostluğa, hayallere, insanlara dair bir roman. Cevahir kaderini kırabilecek mi? Yani o kaderden kurtulabilecek mi? Aslında onu görüyoruz. Biraz trajik bir biçimde bitiyor roman. Üzer kendisini hiç istemediği bir yerde buluyor ve bu aslında politik bir biçimde veriliyor. Çünkü işte dediğim gibi kaçakçılık artık biraz farklı bir hale giriyor. Kasım abiyle dedim ya boyundan büyük işlerle kalkışıyor diye. Kasım abiyle korkuyor işlerin gittiği yerden ve geri dönülemez bir hal alıyor. Üzer de sonunda dediğim gibi kendisini istemediği bir yerde buluyor ama ben çok çok sevdim romanı. Yani hiçbir şekilde göze batan hani yanlış verilen bir şey yoktu ve insanlığa dair yani Üzer'in sürekli babasını rüyasında görmesi o kadar güçlü bir imge ki insan aslında coğrafyayı çok iyi anlıyor orada. O kaderciliği de çok iyi anlıyor.
sertliği de çok iyi anlıyor. Ve ben bu romanı okurken Roboski hiç aklımdan çıkmadı. Yani ilk sayfadan son sayfaya kadar aklımdaydı. Orada o insanların ölümünün üzerine söylenenler, köşe yazılarında yazılanlar, hepsi tek tek aklıma geldi. Bu da çok garip bir şey yani. Aslında sizi unutturulmaya çalışılan bir katliamı bir romanla yeniden hatırlıyorsunuz. İyi ki yazmış Tarık Dursun Kağan romanı. Çok sevdim. Okumanızı çok isterim. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.